sonra yukarı baktığım zaman Sertaç zaten adamın gırtlağına tornavidayı sokmuştu. Şok olmuştuk. Sertaç sinir krizi geçiriyordu. Ne yaptım oğlum ben? Ne yaptım ya? Oğlum bıraksaydın adam beni öldürecekti. Mahvoldum oğlum ben. Bittim. Oğlum bir sus ya, bir sus. Bir sus da düşüneyim biraz. Ulan! Ne yaptınız tornavideyi? Bilmiyorum komiserim. Sertaç herhalde camdan fırlattı. Sopa? Sertaç sopayı neden aldı? İnanın bilmiyorum komiserim, çok olmuştu. Sopayı ne yaptınız oğlum? Bilmiyorum komiserim. Tamam. Sonra ne oldu? Ondan sonra arabadaki kanı temizlemek için Sertaç'ın çalıştığı tamirhaneye gittik. Bak aslanım, arkadaşın çoktan öttü. Hadi sen de bizi uğraştırma. Söyle nereye attın suç aletini? Tamam oğlum korkma. Sonuçta arkadaşını korumak için yapmışsın. Adam itin tekiymiş zaten. İsteyerek öldürmedin ya. Öldürmek mi? Ulan arkadaşın itiraf etti. Sen öldürmüşsün abilerini. Yok komiserim, ben hiçbir şey yapmadım. Adamı Ali öldürdü. Kimsiniz lan siz? Ha? Kimsiniz lan? Sopayı Ali mi aldı? Evet. Peki ne yaptı? Bilmiyorum. Ya tornavida? Tornavida Ali'deydi. Ne yaptın oğlum sen? Öldürdün adamı, öldürdün. Ulan! Allah kahretsin cam açılmıyor. Şunu camdan at. Suç aletini bulmamız lazım. Sopa da hala kayıp. Sertaç'ın çalıştığı tabirhane arandı mı? Evet başkomiserim. Bir daha arayın. Başını. Şu sopanın kırıldığı demire de bir baksınlar. Emredersiniz başkomiserim. Sertaç'ın çalıştığı tamirhanede yeniden yapılan aramada onlarca tornavida ve benzeri delici cisimler dikkatle incelendi. Ahmet Emin'i öldürmek için kullanılan suç aleti ise olay yerinden 100 metre uzakta bulundu. Tornavida üzerinde kan bulamadılar. Kabzasını açtılar, içinde kurumuş kana rastladılar. Kanın DNA'sı öldürülen Ahmet Emin'e aitti. Tornavida üzerinde mukayeseye elverişli parmak izleri buldular. İzler Sertaç'a aitti. Suç aletinin üzerinde Sertaç'ın parmak izlerinin bulunması üzerine kimin yalan söylediği anlaşılmış oldu. Sertaç tutuklanıp cezaevine gönderilirken hala cinayeti Ali'nin işlediğini söylüyordu.
Ali ise kendi kurtulurken arkadaşı Sertaç'ın hayatının karardığının farkında bile değildi.